Evet çocuklar, bugün aşı günümüz. Dün hepinize haber vermiştim. Heyecandan uyuyamamışsınız çoğunuz. Veliler aradı, ne kadar heyecanlı olduğunuzu anlattılar bana. Ama heyecanlanacak hiçbir şey yok. Sevgili hemşiremizin eli o kadar hafif ki anlamayacaksınız bile. Hemşire hanım, sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim Duygu öğretmen. Evet çocuklar, bu aşıyı niye yapıyoruz? Önce bir onu anlatayım size. Şimdi bazı bulaşıcı hastalıkları önlemek için aşı yaptırmamız gerekiyor. Sizin bu yaşlarınızda olması gereken bazı aşılar var. Ben şimdi onlardan bir tanesini yapacağım. Ve canınızın çok acıyacağını da düşünmüyorum. Evet, kimden başlayalım? Hadi bakalım, en cesur olanınız gelsin yanıma. Ya ikizim, sen niye elini kaldırıyorsun? Şimdi seni çağrı verecekler, gel bakalım çok hevesli diye. Yahu indirsene elini. Ya ikizim, ama ben zaten elimi kaldırıyorum çünkü ben aşı olmak istiyorum. Ne var ki bunda yani? Hiç senin eline iğne batmadı mı yanlışlıkla? Ya da ne bileyim, seni sinek hiç ısırmadı mı? Onun gibi bir şey bu. Ya ikizim, olur mu? Bu baya baya iğne batırmak. Ben hiç istemiyorum. Ben annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Annemi istiyorum. Ya of. Ben de ikizlerle aynı fikirdeyim. Yok yok, ikizlerle aynı fikirde olur muyum? Birisiyle aynı fikirdeyim. Ay, hiç canım aşı falan olmak istemiyor. Sonra bütün gün kolum ağrıyacak. Ay, buradan da basketbol oynamaya gitmek istiyordum. Ben dünyada bu aşıyı yaptıramam. Ceren, bak şimdi ne diyeceksin biliyor musun? Benim kardeşimin aşıya alerjisi var. Kesinlikle olmaması gerekiyor. Annem yanlışlıkla imza atmış. Ben sanmıştım imza atmış diyeceksin, tamam mı? Dünyada aşı olamam Ceren. Ya da buradan kaçarım dediğimi yapmazsan. Ah benim tatlı kardeşim, demek sen korkuyorsun. Yahu aşıdan korkacak ne var? Daha önce hiç aşı olmadın mı? Hatta minnacık Melis bile aşı oluyor da hiç korkmuyor. Ay tatlı kardeşim benim. Tabii ki öyle bir şey söylemeyeceğim Can. Senin alerjin falan yok. Seni korumak için zaten böyle bir şey yapmam. Aşı seni koruyacak. Eğer ben aşı olma diye böyle bir yalan söylersem... Ay ya, hastalanırsam bir de. Olmaz. Dünyada olmaz. Aşı olacaksın. Of Ceren ya. Of Ceren, her zaman böyle mantıklı olmak zorunda mısın ya? Ay çok canım acıyacak biliyorum. Evet, sınıfta ağlama sesleri duyuyorum ama çocuklar, gerçekten hiç gerek yok ağlamanıza. Canınız hiç acımayacak. Ağzımdan bu kadar çok can can çıktı ki. Hadi Can, gel bakalım şöyle cesaretini bir göster. Ya ya öğretmenim, ben aşı olmak istemiyorum. Bugün hiç günümde değilim. Sanırım yarın olacağım. Cancığım, bu organizasyon sadece bugün var, yarın yok şekerim. Hadi gel bakalım gel. Aa, bu güzel hemşireyi üzer miyiz hiç? Hadi gel benim güzel öğrencim. Öğretmenim, bu aşıların hap olanından vardı. Ben öyle istiyorum. Bu dünyada olmaz. Benim cildim hasar görüyor. Oğlum, öyle şey olur mu? Hap şeklinde aşı olur mu? Bazı aşılar var, öyle ağızdan bir iki damla damlatılıyor ama onları oldunuz zaten. Şimdi kolunuzdan bu aşıyı olmak zorundasınız. Kaçış yok. Of of of, bayılacağım galiba. Ay ne tatlı bir öğrenci. Hadi gel bakalım Can. Senin adını o kadar iyi öğrendim ki. Gel bakalım, canın acıyacak mı Can'cığım? Arkadaşlarına da örnek olmuş olursun. Dünyada olmaz, dünyada olmaz. Şu an baygınım ben. Ay ne kadar eğlenceli bir sınıf bu. Of, en iyisi Can yerine ben aşı olayım öğretmenim. Geliyorum hemen. Ceren'cim, evet, ilk olmak cesaret ister. Seni tebrik ediyorum hayatım. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, hemşire hanım, nasıl durmam gerekiyor? Gel tatlım, öbür tarafa doğru geçersen daha rahat ederim. Tamamdır. Ay bu ne kadar güzel bir valizmiş böyle yahu. Aa, beğendiğine sevindim. O benim valizim. Winx çok severim de. Öyle mi? Aa, ne kadar ortak yanımız var. Ben de Winx'i çok severim. Peki bu turuncudan başka bir rengi var mıydı? Aa, vardı vardı. Pembesi vardı. Sen hangi rengi seviyorsun en çok? Aa, ben sarı severim aslında. Sarısı var mıydı? Aa, vardı hayatım, vardı. Bu arada geçmiş olsun. Nasıl yani, bitti mi aşı?
Evet hayatım, anlamadım bile değil mi? Hadi bakalım şimdi arkadaşlarına anlat lütfen ve onlar da sıraya gir paşa olsunlar artık. Aa, tamam. Arkadaşlar, size sesleniyorum. Ben aşıyı ilk olan öğrenci olarak kesinlikle size aşı olmayı tavsiye ediyorum. Hiç canınız acımayacak. Hatta muhabbet ederseniz anlamayacaksınız bile. Ben mesela valizin renginden bahsederek bütün dikkatimi valize verdim ve kolumdaki o sivrisinek acısı dahi olmayan acıyı hissetmedim bile. Haydi girin sıraya arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Siz de aşı olun arkadaşlar. Ay Ceren, ay çok eğlencelisiniz gerçekten. Sanki sınıf başkanlığı seçiminde konuşuyor gibisin. Ay tatlım, hadi otur bakalım yerine. Bu arada bu çağrın için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim öğretmenim. Hadi Can, hadi bakalım sen de sıraya gir. Sen de aşı olacaksın. Bugün aşıdan kaçış yok. Tamam öğretmenim. Öğretmenim yalnız ben çok sıkıştım. Tuvalete gidebilir miyim lütfen? Cancığım artık anaokulunda değiliz. Tuvaletimizi tutuyoruz ve teneffüste yapıyoruz hayatım. Ya ama öğretmenim çok heyecanlandım aşı olacağız diye. O yüzden. Aa Can. Of iyi peki. Hadi bakalım birlikte gidelim. Ben seni kapıda bekleyeceğim tamam mı? Hay Allah. Öyle mi? Neyse öğretmenim ya. Kaçtı galiba tuvaletim. Gitmemize gerek yok. Tamam sıraya giriyorum ben de. Of Ceren. Ceren bana şans dile canım kardeşim. Nasıl olacak bu aşı işi ya? Ya hiç kimse bilmiyor ki. Ceren'in zaten canı hiçbir şeyden acımaz. Of of of. Kaçış yok. Kaçış yok. Mecburum. Mecburum. Ay neyse daha bayağı var bana sıra. Evet aşısını olanlar bahçeye çıkabilirler. Hemşire teyze itiraf etmeliyim ki ben çok korkuyorum. Evet kimse ağlamadı ama sanki ben ağlayacağım gibi geliyor. Peki tamam o zaman önce seni biraz rahatlatalım. En son ne zaman aşı olmuştun mesela tatlım? Ne zaman olmuştum? Herhalde anaokulundayken olmuştu. Hiç canın acımış mıydı? Hayır, hiç acımamıştı. İşte aynı bu da öyle olacak. Hiç canın acımayacak. Hadi gel şöyle kucağıma otur bakalım. Biraz sohbet edelim seninle. Bu arada yakından ne kadar güzelsiniz. Teşekkür ederim tatlım. Söyle bakalım. Sen hiç doktora gidiyor musun? Evet gidiyorum. Annem muhakkak bizi böyle senelik götürür. Kontrol falan yaptırır. Ay koluma sanki bir şey battı. Neyse ondan sonra götürür bizi muhakkak böyle testlerimizi falan yaptırır. Ya bravo size harika. Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Aşı da bizim sağlığımız için muhakkak gerekli olan bir şey. Bu arada hadi geçmiş olsun. Aşın bitti Cancığım. Gerçekten mi? Ay hiç anlamadım ya. Çok teşekkür ederim hemşire hanım. Öğretmenim ben top oynamaya çıkabilir miyim? Evet Cancığım. Hadi bakalım teneffüse çıkın. Derse de sakın gecikmeyin.